Oppa A5 S cihazlarda cihazımız şarj almadığında şema yardımıyla arızayı nasıl takip edeceğimizi bu video üzerinden izah edeceğim. Şemayı açıyoruz arkadaşlar. Ctrl F yaptığımız yere Webus yazıyor ve arattırıyoruz. Gördüğünüz gibi entegremizin olduğu, yani şarj entegremizin olduğu bölüm geldi. Sırasıyla gezdik şu şekil. Ve entegremizin olduğu yere ulaştık. Burada sırasıyla bakacağımız şey parçalar arkadaşlar. C2601'in ve C2602'nin birer ayaklarında 5 volt olacak. Çünkü diğer ayakları şase, yani canlı ucunda 5'er volt olacak her ikisinin de. USB, Webus USB in diyor. Yani 5 voltumuzun giriş ucu burası. Buradan da entegremize 1 ile 24 nolu ayağından giriyor. Devam edelim. Entegremiz bu arkadaşlar. Burada daha sonra kontrol edeceğimiz L2601. Daha sonra kontrol edeceğimiz, şöyle sırasıyla bakalım. Buradaki C2606 bobin, konnektör kontrol edeceğimiz. Çünkü BST ucu bu. Bu da önemli bir uç. Bu aradaki konnektörde bir bozukluk olduğunda cihazımız dengesiz şarj yapar. Başka burada kontrol edeceğimiz. Şimdi bunları bir de anakartta bulalım. Anakart bölümünü açıyoruz ve sırasıyla buraya Ctrl F yapıyor. C2601'e bakıyoruz. Yeri neredeymiş? C2601'imiz buradaymış arkadaşlar. Bir de ne demiştik? C2602. Onun yeri de burasıymış arkadaşlar. Bir de ne demiştik? L2601. Onun yeri de burası arkadaşlar. Burada diyotumuz var. D2601. Bu diyotumuzu da kontrol edelim. Ve en son şarj entegremiz olan U2601'i kontrol edeceğiz. Sırasıyla kontrol edeceğimiz parçalar burada arkadaşlar. Oppo A5S cihazlarda cihazımız şarj etmediğinde arızayı bu şekilde arayıp bulacağız. Kolay gelsin.